önce ben vatandaş işlemciye katıldım. Filiz Hanım geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Filiz Hanım şu anda konuşacak durumda değil. Ciddi bir mağduriyet yaşadı. Yaklaşık 2,5-3 yıldır. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Filiz Hanım şu anda çok bir konuşabilecek durumda değil. Yaklaşık 2,5 yıldır çok büyük bir mağduriyet içerisinde kendisi. Kendisinden zorla imza aldılar. Kızının tehdit edilmesi ve kendisine ait özel bilgilerin ifşa edilmesiyle ilgili bir durumla karşı karşıya kaldı. Ve biz bu davada ilk suç duyurusunda bulunduğumuz zaman kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıkmıştı. Daha sonra biz bu karara itiraz ettik. Ve sonrasında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı ve bugün iki sanık hakkında da beraat kararı verildi. Filiz Hanım bunu sindiremiyor çünkü gerçekten haklı ve sonuna kadar gitmek için mücadele edeceğiz birlikte. Bugün hemen duruşmadan çıkar çıkmaz kararı direkt yüksek yargıya göndermek üzere İstinaf Mahkemesi'ne iletmek için dilekçemizi verdik. Şu an çok konuşabilecek durumda değil. Bu aslında bir türlü de kadına şiddet ve burada bir biz annenin kızı için yaptığı, sustuğu bir olayda onun hakkını arıyoruz aslında. Maalesef delil yetersizliğinden beraat verildi. Böyle bir durum zaten birçok şahidin olduğu bir ortamda söz konusu olamaz. Biz buradaki en önemli delil olan Filiz Hanım'ın kızını mahkemede dinlettik. Şu anda sinir krizi geçiriyor galiba. Yani duruşmadan çıktığımızdan beri çok zor bir durumdaydı. Şu anda zaten direkt araca bindireceğiz ve bir sağlık merkezine götüreceğiz, hastaneye götüreceğiz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tek bir cümle. Sadece bir cümle. Filiz Hanım. Anne, bütün anneler anlar işte. Yani kızımla tehdit edildim. Diyor ki karşı taraf orada kalabalık var. Niçin yardım istemedi ama kızına geliriz. Evinizi biliyoruz. Eğer buyurun imzalamazsanız parayı imzalamazsanız kızınız evde kilyosta akrabalarımız vardı dedi. Karşıma geçti. Sonra hiç hazmedemediğim bir şey var. Para bir tarafa. Parayı zaten bugün de olsa veririm ama %1 milyon haklıyım. Vermek istemiyorum. Şimdi bak, vermek istemiyorum ama şunu söyleyeceğiz bir saniye. Şunu söyleyeceğiz. Filiz Hanım öncelikle bu haksızlığın sonuna kadar takipçisi olacağız ve Filiz Hanım'a en çok ağrımıza giden de şu oldu. Duruşmada duygulanan bir anneye sen oyuncusun, burada oynuyorsun gibi bir ifade maalesef ki. Sanık tarafından, sanıklardan bir tanesi bugün gelmedi. İfade yöneltildi. Filiz Hanım burada şoke oldu. Ne diyeceğini bilemedi. Yani ben bir anne olarak oyuncuysam benim duygulanmaya hakkım yok mudur? Avukat Hanım oyuncu olmak suç mu dedi bana. Hiçbir zaman zaten biz bunu söylemedik. Meltem, evet. Şunu söylemek istiyorum. Evet. Yanıma geldi. Onu mahkemede çok şey olmadı, o çok yüzeysel geçildi. Ben hakkımı arayacağım çünkü geldi beni taciz etti. İmzalattıktan sonra duruşma çıkışı bakışını da söyleyeyim. Söyleyeceğim, onu da söyleyeceğim ama unutuyorum. Bacağını bacağıma değdirdi. Elini omzuma attı tanımadığım adam ve fotoğraf çektirdi benimle. Ben çünkü herkes beni tanıyor. Sağ olsunlar, gülümsüyorlar ve onlara rol yaptım orada çünkü kızımla tehdit edildim. O an basiretim bağlandı. Yani burada en önemli belirtmemiz gereken konu şu. Filiz Hanım yaklaşık 2,5 yıldır bunu basından sakladı. Hiçbir zaman basına demeç vermedi. Bu konuyu gündeme getirmek istemedi ama bugün çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğunu düşündüğümüz için ve konu da artık adliye muhabirleri tarafından duyulduğu için bugün sizler karşısında açıklamak
Gerçekten haklı olduğuna inanmasa. Evet, tamam. Çok önemli çünkü çok kızıyorum. Aklıma geldikçe uyku uyuyamıyorum. Bu dava beni mahvetti. İlaçlarım, evet ilaç. Yani bu dava beni mahvetti ve ilaç almaya başladım. Unutuyorum söyleyeceğim şeyi. Bana pis pis güldü. Mahkeme beraat kararı verince yüzüme hiç bakmayan geçti karşıma. Kayıtlar da vardı burada koridorlarda. Ve sırıttı beni taciz ettiğini. Aslında çok söyleyecek şeyim var ama şu an söyleyemiyorum. Şu an Filiz Hanım durumu çok iyi değil. Onun için biz burada kesmek durumundayız. Kadın hakları bu ülkede gerçekten kadınlar taciz ediliyor ve ceza almıyorlar. Beni taciz etti. Kızımla tehdit etti ve şu an gülerek gitti. Biz direkt Filiz Hanım'a araca bindirelim. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gelişmeleri sizlere bildireceğiz. Tamam, teşekkürler. Tamam.